Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ıspanaklı yaş pasta tarifini vereceğim. Malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim detaylı olarak. 3 adet yumurta akını bir çimdik tuzla krem şanti kıvamı alana kadar çırpalım. 3 adet yumurta sarısını 1 su bardağı şeker ile 5 dakika kadar çırpalım. Rengi açılana kadar çırpmaya devam edelim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı ıspanak püremizi ilave edelim. Ispanak püresini elde etmek için 6-7 dal ıspanak ve bir su bardağı sütü blenderdan pürüzsüz olana kadar geçirdim. Bu şekilde mikserle çırpalım. Üzerine yaklaşık 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Un eksik olursa ilave edebilirsiniz tozumuzun kalitesine göre kıvamı değişebilir çünkü bir paket kabartma tozunu da ekleyelim ve mikser yardımıyla çırpalım. Yumurta akını da ilave edelim ve spatula yardımıyla aynı yöne doğru yavaşça karıştıralım. Bu şekilde yaptığınızda kekinizin kabarmama ihtimali sıfır olacaktır. O yüzden mutlaka bu yöntemle yapmanızı tavsiye ederim. Yağlanmış tepsiye hazırlamış olduğumuz kek harcını dökelim fırınınızın şekline göre keki nasıl yapıyorsanız o şekilde bunu da fırınınıza atın önceden ısıtarak yapıyorsanız o şekilde yapın benimki davul fırını olduğu için önceden ısıtmadım muhallebimizi hazırlamaya geçelim muhallebimiz için 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un 1 su bardağı şeker 1 litre sütü tenceremize alalım ve karıştırarak pişirelim koyulaştıktan sonra varsa eğer bu şekilde çikolata parçası atabilirsiniz yoksa tereyağı da ilave edebilirsiniz ama çikolata daha lezzetli yapıyor bu şekilde öneririm muhallebimiz soğuduğu esnada kekimizin üzerine bir buçuk çay bardağı sütü gezdirelim bu şekilde kekimizi ıslatalım Muhallebimiz biraz soğuduktan sonra üzerine krem şantiye ilave edelim ve mikser yardımıyla çırpalım. Hazırlamış olduğumuz muhallebi kekimizin üzerine dökelim. Spatula yardımıyla düzeltelim. Dolapta en az 3-4 saat varsa vaktiniz bir gece buzdolabında bekleterek dinlendirelim. Daha sonra keserek dilimlere ayıralım. Dilimleri istediğiniz büyüklükte, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Üzerine antep fıstığı ve ceviz ile süsledim ben. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Süslemek tamamen sizin arzunuza kalmış. Pastamız artık hazır. Servis tabaklarını alarak pastamızı servis edebilirsiniz. Tadı inanılmaz lezzetli oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın.